Engin Ardıç, devrim yakındır yoldaşlar. Yüksek Seçim Kurulu seçime girebilecek partilerin listesini güncellemiş. Buna göre 19 parti seçime girebiliyor. Erken seçim falan yok. Asıl seçime kadar daha çok güncellenir o liste. Şimdilik Babacan'ın partisi girebiliyor ama Davutoğlu'nun partisi giremiyor. Genç parti bile girebiliyor. Geçen gün Mayanteki genç partinin AK Parti oylarını %20'ye düşüreceğinden demuruyordu. Hani partinin eski başkanı ve yeni başkanı Türkiye'ye girebilseler belki seçime de sıra gelecek. Seçime girebilir demek girecek demek değildir. Girse de varlık gösterecek demek hiç değildir. Ana Vatan Partisi de girebiliyor. Buna karşılık çakma DHP olan doğru parti giremiyor. Türkiye 3, Letonya 3. Turgut Özal 1, Süleyman Demirel 0. Sol parti girebiliyor. Bunlar hangi fraksiyonda yahu? Muhafazakar Yükseliş Partisi diye bir yer varmış. O da girebiliyor. Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi falan da varmış. Onlar da girebiliyorlar. Fakat en ilginci şu. Türkiye Komünist Partisi de girebiliyor. Sürekli bölündükleri için bunun hangi grup olduğunu biz unuttuk. Bunlar bıçak çekenlerden miydi? Bıçağı yiyenlerden miydi acaba? Girecek mi girmeyecek mi ondan da emin değiliz. Burjuva oyunlarında ne işimiz var deyip Top oynamaya da gidebilirler. İktidara gelirler mi peki? Zor. Çünkü bunlar seçimle gelmezler. Kışlık saraya saldırmak lazım. Kış mevsimini sevmeyen yazlık saraya da saldırabilir. Aslında kışlık sarayı orara ora kruvazörüyle topa tutmak lazım ama Ankara'da kruvazör yok. Lenin'in başkenti Pentograd'dan Moskova'ya taşıması gibi başkenti de Ankara'dan Dersim'e naklederler. Sonra iki yıl içinde çuvallayıp yeni ekonomi politikası yani Nova'ya, Ekonomi ya politika ilan ederler. Yani IMF'ye başvururlar. Ama daha önce meclisi dağıtacaksın. Lenin darbe yapmış, iktidarı ele geçirmişti. Duma yani Rus meclisi kapatılmıştı. Bu şartlar altında yalnız sol partilerin katılabildiği bir Sovyet yani işçi köylü şurası seçimi yaptılar gayet demokratik bir şekilde. Seçimde Bolşevik Partisi azınlıkta kaldı. Sol seçmen bile onları onaylamıyordu. Sovyet sabah toplandı, öğleden sonra Lenin tarafından feshedildi gayet demokratik bir şekilde. İsterseniz bu da 1 Nisan yazısı olsun. Bunu da dediler. Ramazan ertelensin. Hiç olmazsa 15 güne indirilsin. Kayışı koparmış bir CHP'li. <laughs>